İyi akşamlar, iyi akşamlar sevgili ABF TV izleyicileri. Hepinizi aşkın yazdan selamlıyorum. Ee, yeniden bir konu, bir konuk programına tekrar karşınızdayız. Bugün e, gerçekten çok değerli bir konuğum var yine e, canlı yayında. E, Dersim milletvekili, HDP Dersim milletvekili sevgili Alican Can Ünlü. E, i̇yi akşamlar sevgili hocam. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Seyircilere Teşekkür selam edin. saygılar. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyi sağ olun. İyidir. Ee, evet, Türkiye'nin çok dersin... çok iyiyiz. Evet evet. Dersimdesiniz sanıyorum değil mi? Dersinden katılıyorsunuz canlı. Evet. Evet. Bir program için dersimdeyiz. Evet. 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 sevgili hocam bugün özellikle bu konuyu ele almak istiyorum. Çünkü başlamak bu konuyla başlamak istiyorum. Yani dersimde son süreçte işte, ee, yaşanan bazı şeyler var. işte dersin biliyorsunuz e, genel anlamıyla hep övülürdü dersim. Dersimde işte e, kadın e, ölümleri yok, tacizler yok, işte şu yok bu yok ama son süreçte e, özellikle de e, yani de, üniversitenin de kurulmasından sonra dersime dışarıdan birçok esnaf geldi ve e, dersimde e, uyuşturucu, sokakta uyuşturucu satanlar, işte ne bileyim tacizler e, yaşandı. Bununla ilgili sizin de bir basın açıklamanız vardı. İsterseniz buradan bir başlayalım. ne oluyor son dönemde dersinde kimler ne yapmaya çalışıyor dersimin imajını bozmaya dersimin e, genel yapısını bozmak anlamında, kültürel yapısını bozmak anlamında. Evet yine tekrar e, biz seyredenleri saygıyla selamlıyorum. E, ya bu tabii ki yaşananlar son döneme ait bir şey değil ve adli bir vaka evet. da değil. E, yaşanan şeyler aslında e, cumhuriyet tarihi boyunca ama bu inanca, bu kimliğe e, derler ya bu hard devreşe e, ilişkin e, bu düşünceye, bu felsefeye ilişkin. E, belki de yaşlarımız hep derdi ya ta Kerbela'dan beri derdi. Yani bu son döneme ait değildir. Ama daha e, sistematik hale gelmiş şekli ise belki Cumhuriyet tarihi boyunca bunlar yaşanmıştır. Ama dönem dönem e, tabii bu uygulamalar, bu politikalar e, Temel olarak iki politika şeklinde e, işlemiştir bu rejim, bu sistem. Yani e, derlerdi ya havuç ve sopa politikası. E, evet. Kimi zaman işte Dersim 38'deki e, tertele ile soykırım gibi e, bir politikadır. Bu soykırım e, aynı zamanda sadece fiziki bir soykırım değildi. Bir tertele değildi. Aynı zamanda e, doğanın da talanıydı, inancın talanıydı. E, yaşamın talanıydı Dilin, kültürün e, e, talanıydı. Toplumsal ilişki olan ocaklarımızın e, talanıydı. Daha sonra bu e, tertele kendisini e, derlerdi ya beyaz asimilasyon. Bu defa e, bunu havuç politikası dediğimiz biliyorsunuz. E, ilk başta bu soykırım için her köye, her tepeye, her ilçeye kışla yol götürülürken Ama tertele sonrası bu defa e, her köye başka bir şey götürüldü. E, okul götürüldü, e, camiler götürüldü. E, yetmedi e, bu dili, kültürü, inancı tümüyle yasaklandı. E, ve sonrası e, bildiğiniz gibi e, 90'larda bu politika kendisini bu defa köy yapmalarla e, gıda ambargosuyla faili, me, faili belli aslında e, meçhullerle e, kendini gösterdi. E, daha sonra e, AKP, MHP ve Ergenekon e, yani saray iktidarı e, itfaiyesi bunu daha katmerli hale getirdi. Yani daha önce e, birazdan belki değineceğiz e, yani gelen mülki amirler e, Alp doğandan beri yani 38'in katliamın plancısı başında tüm bütün yetkilerle planlanmış ee, aslında bugünkü valiler bugünkü yaklaşım birazdan değerlendireceğimiz aslında kökenini zihniyetini uygulamasını Alp Doğan'dan alıyor o dönemden alıyor. Ee, o da bir valiydi ama her şeyle donatılmıştı ee, olağanüstü yetkilerle donatılmış ama bir görev verilmişti bu coğrafyaya ait olan her şeyi yok etmeydi asmine etmeydi çürütmeydi kirletmeydi. Ee, bir dönem gelen valiler bir sömürge valisi olarak geliyorlardı. Ama AKP döneminde ise bu sömürge valiliğine katmer olarak zaten zihniyet olarak bu inanca kimliğe, e, bu rahiak inancına, bu alevlik e, inancına iki kat daha bir zihniyetle geliyordu. Ee, biliyorsun Osmanlı dönemindeki fetvalarını, Söylü İslam fetvalarını şimdi onu bugün uygulamaya geçiriyor. Zaten hem içeride hem dışarıda bir neo-Osmancılık özlemi var ya, işte onu aynı şekilde evet. de ikinci katmeli olarak uyguluyor. Bugün yaşanan da dediğim gibi sadece döneme ilişkin bir iş yerindeki tacize adli bir olay değil. Tüm yaşananlar bu defa AKP topyekun olarak devreye sokmuştur. Nedir bu topyekun olarak devreye soktu? Biliyorsun inanç yerlerinin Değil mi? M M M M M muzur gözeleri başta olmak üzere e, restorasyon adı altında aslında inanç restore ediliyor. Yani asimle ediliyor. Restorasyon dedikleri şey inancı restore etmedir. E, kendisine göre düzenlemedir. E, diğer bir yanıyla doğası tümüyle talan ediliyor. Madenlerle e, yakarak e, her tepeye bir kale kol kur kurarak doğa e, talan ediliyor. Yine aynı şekilde e, biliyorsunuz bir önceki de aslında bu son uygulamaları ee, bir önceki vali e, kendisini haddini densizlikle aşarak bu memlekete kendini Hızır ilan ettirdi. Kendini bilmeyen bir kendisine dede diyen e, biriyle. Yine aynı şekilde e, kayım olarak gaspçı olarak belediye atandı ve bu kentte sanki bir misyoner olarak gelmişti. Bu, 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 bu kentin dilini, kültürünü, inancını, doğasını tümüyle ...çürütmek için kendine vasife saymıştı. İşte bu son dediğiniz e, yaşanan olaylar... ...bir zati organizeli yapılmış şeylerdir. Yani o iş yeri... ...o kadar tesadüf falan değildir. E, o iş yeri, iş yeri de değil orası aslında. E, esnaflık adı altında... ...bir ahlaksızlık yeridir. E, şey etmişti... Kayım olarak atandığı zaman... E, güya en yakın dostu bu kente hizmet anlamında dediği Urfa'nın yanında getirip kendisine yardımcı bellediği bir kişinin açtığı yerdir. Bunun gibi birçok yer açtılar. Daha önce de kamuoyuna gelmişti. Kendi eşinin de ortak olduğu e, köprünün oldaki yer yine e, işte zaptaların dövüldüğü, kovulduğu yerde yine aynı kişiyle ortak e, çalıştırdığı yerde. Bunun gibi birçok yer var. E, ve yine aynı şekilde e, Pertek'te Ozatta, ovacıkta birçok çocuk istismarı, tecavüzler yaşandı, kadına yönelik şiddet şiddet uygulandı ve bunların hepsi yine bu AKP'nin mülki amirlerin eliyle yani bir il başkanı gibi çalışan valileriyle kendi hukuk bürosu haline getirilmiş yargı yoluyla gizlik yasağı kondu. Buna karşı halk tepki gösterdiği zaman da yasaklama getirdi. E, cezalar e, kesildi. Yine daha önce dediniz ya üniversite geldikten sonra şimdi üniversite defalarca hem şehirdeki e, sivil toplum örgütleri, kadın e, örgütleri defalarca burada bir ahlaksızlığın çöreklendiği bir çetenin oluşturulduğu isim bile verildi. Biz defalarca soru önergesi verdik buna ilişkin. Ama o kişi hala ödüllendirildi, bir bölüm başına getirildi. Hakkında hiçbir soruşturma yapılmadı. İddia neydi? iddianın ötesine gitti. Bugün artık somutlaşıyor. E, neydi? Üniversitedeki genç e, öğrencilerin kadınların e, mülki amirlere devlet görevlilerine e, zorla e, pazarlandığı e, yine e, ilde e, başka yerde AKP nasıl ki e, ittifak güçleri olan işte Rojava'daki cihatçı örgütler işit. E, içeride ise bir dönem Cizre'de, Sülofi'de kentleri yakıp yıkan Bodrum'da insanları yakan Esatullah timleri vardı. Şimdi dersimde de bunlar evet. başka bir isim altında çıkmışlar. İşte kendisine uzman çavuş diyerek, sivil polis diyerek bu iş yerlerinde böyle bir çete böyle bir ahlaksızlık mekanizması oluşturulmuştur. Mesela biliyorsunuz Gülistan Doku, evet. bir, bir, bir kadınımız hala bulunamadı. Şimdi bu öyle çok bir e, erkek arkadaşının, bir polisin olayını geçmiş durumdadır. Neden? Acaba diyoruz ki tüm bunlara alet mi edilmek istendi? Veya bunlara tanıklık mı yaptı? Çünkü e, bütün imkanlar, olanaklar seferber edildi. 6 aydır gölde arama yapılıyor. Israrla. Yani nedeni ama başka konuda buna ilişkin herhangi bir özel araştırma, birim oluşturma, e, inceleme yapma... Başka delillere, başka alanda soruşturma başlatma durumu yok. Neden? Burada bu araştırma yapılırken tesadüf olarak 3 tane cenazeye rastlandı. Cenaze bulundu, su boşaltıldı, bütün teknik kullanıldı ama hala ısrar ediliyor. Burada olduğu, son burada görüldü ve intihar ettiği. Tümüyle aslında bir şey örtbas etmedir. E, bütün bu yaşananları örtbas etmedir. Onun için yani son dönemde yaşanan bir olay değildir. Bir iş yeriyle e, alakalı bir durum değildir. Bir iş yerinde e, bir e, çalışanın bir ahlaksızlığı, bir tacizi değildir. Evet, evet. Bir bütün olarak Demir tarih boyunca evet. özellikle Cumhuriyet tarihi boyunca bu memlekette bu toprakları bu hardi devreşi alevilik inancına aslında e, özel olarak dönem dönem değişse de Yöntem, tarz değilse de ama şimdi bir bütün olarak devreye soktuğu için bu kadar birden sanki önceden böyle bir politika yoktu, böyle bir uygulama yoktu, yönelim yoktu. Şimdi birden patladı. Hayır, şimdi bir bütün olarak devreye sokmuştur her şeyi. Doğasına, diline, kültürüne, inanç yerlerine, ahlakına, toplumsal ilişkilerine bir bütün olarak her şeyini seferber etmiştir. Onun için bu kadar yoğun gündemdedir. Buna ilişkin bunu söyleyelim. Evet yani şöyle bir şey ben de aynen aslında onu söylemek istedim. Yani tek kişi üzerine değil aslında Dersim'in sizin de dediğiniz gibi Dersim'in coğrafyasına, Dersim'in inanç yerlerine, Dersim'in kültürüne, Dersim'in diline yani komple bir saldırı var. Dediğiniz gibi vali Hızır ilan edenler ama ne yazık ki bizim içimizde de Hızır Paşalar çıkıp bölgede bir sürü halka bir sürü zorbalıkla yönetmeye çalışan insanları, kayınla gelen insanları orada Hızır diye adlandırmak, adlandıran da bunlar da bizim içimizde çıkan Hızır parçalar. Yani ne yazık ki bunlar da bizim içimizden çıkan insanlardan kaynaklanıyor. Ama şöyle bir şey var. Yani ben özellikle söylemek istediğim şu. Dersimde uyuşturucu satmak, dersimin gençlerini bir şekilde uyuşturucu alıştırmak, dersimin sizin dediğiniz gibi üniversitede, üniversitenin açılışıyla birlikte dışarıdan oraya gelen esnaflar ve aslında e, devletin bir şekilde desteklediği kişilerle o insanları orada e, yani tacizler, tecavüzler yaşanması Dersim'de son süreçte taciz olayları e, çıkmaya başladı. Yani e, birileri sanki Dersim'in ismini kararlamak e, gibi, Dersim'in yani inançlarına saldırdığı gibi Dersim'in o şimdiye kadar var olan o kimliğine, o inancına da saldırıp yok etmeye çalışıyor. Ya şimdi e, demin dedim ya sadece son dönem değil. Bir dönem buna ilişkin özel mülk amirler demeyelim yani mülkü amir de değil bir e, kamu e, görevini sürdürme değil başka bir görevi sürdürüyorlar burada. Yani geçmişten evet. beri vardı zaten bu kimliğe bu şey e, bir bir, bir, bir karşıtlık ama bu defa ki başka bir şeydir. Yani nasıl ki bir AKP e, MHP faşizmin bir karakteridir. Nedir? Bu karakter bir ırkçıdır, faşisttir ama yetmedi aynı zamanda kirletendir. Yani bu sadece Alevi inancını değil, el attı her şeyi kirletmiştir. İslamiyeti de kirletmiştir. Bozmuştur. Bütün sorunlara umudu da kür, kirletmiştir. Yani çözüyorum deyip de munafıklık yapmıştır. Bu bir, bir karakteridir, bir politikasıdır. Ama şöyle bir şey bir ön, mesela Mustafa Erkan diye bir vali vardı. Ta o dönemde yani partiler düzenleyen, eğlenceler düzenleyen, Teste sanıyorum ufak bir sorun yaşıyoruz sevgili. Sanıyorum size telefon geldi telefon geldikten dolayı sizin ses sorunu ses ses de ufak bir sorun yaşan. Sevgili vekilim tekrardan bağlanabilir misiniz? Sanıyorum sizi sevgili dostlara da buradan bir çağrı yapayım. Şu anda canlı yayındayız canlı yayında olduğumuz için aramayın lütfen lütfen sevgili. Vekilimin danışmanı aradı sanıyorum. Ben de Alo. aradı. Efendim tamam. tamam. Tekrar ses geldi. Sanıyorum danışmanınız aradı. Ben de önce aradı. Sonra size aradı. Alo. Sesiniz geliyor. Görüntüye basmasanız, görüntüyü tekrar bir daha ekrana dokunsanız görüntü gitti sevgili vekilim. Ekrana iki sefer dokunduğunuz için kamera öbür tarafı gösteriyor. Karanlık gösteriyor şu anda. evet sevgili vekilimle dersim üzerinde konuşuyorduk. Sanıyorum bir telefon geldi. Telefon geldiği için yayından düştü. Tekrar bağlanacağız. Tekrar konuşmaya devam edeceğiz. Ben sevgili canımızdan daracağım. Danışman canımızdan daracağım olsun. aramasınlar lütfen. Çünkü canlı yayın esnasında arandığı zaman ne yazık ki bu korona nedeniyle bu evlerde yapılan canlı yayınlarda genel anlamda eğer bağlantıda herhangi bir ee, arama esnasında telefon otomatikmen men e, kapatıyor e, canlı yayını. Alo. Onun için de canım efes. Evet. Görün, görüntü yok sevgili vekilim. Tekrar bağlanabilir misiniz? Görüntü yok. Yani Öyle sesiniz mi? var ama görüntü yok. Evet. Tekrar bağlanın lütfen. Çıkıp tekrar yeniden bağlanın. Hocam. Evet yani e, sevgili seyircilerimiz gerçekten son süreçte e, sevgili vekilimin de dediği gibi dersinde dersin bölgesinde gerek Munzur gözellerinde gerekse diğer birçok bölgede yapılan barajlar. Yap, yani özellikle bizim inansal olarak e, değer verdiğimiz yerleri bir, bir şekilde tarif etmeye çalışıyorlar. Yani Munzur gözellerini e, tahrip etmeye çalışıyorlar ne bileyim yani buna benzer birçok şey yaşanıyor. Bunun için de bu sevgili vekilim dediği gibi bu bilinçli yapılan bir yani hem kültürel asimilasyon hem inansal asimilasyon diğer yönüyle dediğimiz gibi bir Gülistan doku kaç aydan beri kayıp Gülistan doku bulunamıyor. Özellikle de devlet İla, yani özellikle onu o, baraj etrafında aramaya çalışıyor. Başka yerde e, herhangi bir e, arama çalışması yapılmıyor. O, son olarak orada görülmüş. Sonra üniversite içerisinde e, sevgili vekilimin dediği gibi e, yapılan, biraz e, sonra bağlayıp tekrar kendisi bu konuda bilgi verecek. Yapılan bazı e, ahlaksızlıklar var. Bunların... Sevgili hocam yan çevirin, yan çevirin. Telefonunuzu yine yan çevirseniz. Güzel hocam. Ha Tamam, bu şekil. Evet. Tamam. Buyur, devam edebilirsiniz. Ee, evet, e, ifade ettik. Yani daha önceki valinin aslında e, buradaki uygulamaların aynı şekilde mesela Mardin'de açığa çıktı. Rüşvetli, o çete ilişkileri e, bizatihi kendi yargısıyla açığa çıkarıldı ve beraberinde çalıştı. Hepsi e, bugün mahkemelik ve görevden alındılar. Burada da aynı şekilde aynı mülki amir altında, vali adı altında gelen kişinin bugüne kadar ki uyguladığı şeydi. Mesela kent merkezi yani ormanlarını yakan yıkan doğasını talan eden ne hikmetse kent merkezinde ağaç sevdalısıydı bu vali. Yani kentin merkezinde her yeri ağaçlarla donattı yani büfelerden tutun da yürüş şeylerine karşı ama sonra bir baktı ki bu ağaç sevgisi doğaya, yeşilliğe, doğayla uyumlu bir kent e, kimliği oluşturma değilmiş. Meğer başka bir fabrikayla olan çıkar ilişkileriymiş. Mesela e, giderken çok acele e, Muzur gözelerindeki ihaleyi bu kadar acele yapmasının nedeni meğer daha önceki ettiği rantı verdiği sözün gereğiymiş. Yani hmm. onun için bir bütün olarak geniş bir e, politika, geniş bir e, asimilasyon, yok etme, çürütme e, son olarak devreye sokmuştur. Niye son olarak her şeyini devreye sokmuştur? Yani demi söyledik AKP her konuda artık sonu geldikçe her şeyin sonunu getirmek istiyor. E, o, Cumhuriyet tarihi boyunca denenmiş, parça parça denenmiş. Ee, ama bir türlü sonuç alınmamış. Mesela e, klasik bir söz vardı. Hep kullanılırdı ya. E, Dersim'e sefer olur zafer olmaz. Bu defa evet. e, tüm bunların yani bu seferlerin, sefer dedikleri politikadır buraya ilişkin. Cumhuriyet tarihi boyunca defalarca sefer denen şey politika, yol yöntem denenmiştir ama hiçbir zaman dersimin e, dersimi düşürememiştir. Eksikliği kendi içinde barındır olabiliriz. Eksik dilimizi, kültürümüzü, inancımızı, toplumsal ilişkilerimizin kimi zayıflamış olabilir, yaşamıyor olabiliriz, kendi içimizdeki eksiklerimiz olabilir ama bu düştüğü anlamına gelmez. Bu yok olduğu anlamına gelmez. Bu dönemsel bir eksikliktir. Şimdi bu defa bütün her şeyi devreye sokarak onun için dikkat edin dersin dendiğinde dönüyor ya bu dönem ne oluyor buraya? Aslında ne olduğunu dönem dönem şimdi bir bütün olarak Demi söyledik ya dilini, kültürünü, inancını, doğasını, ahlakını e, tümüyle düşürmeye yöneliktir. İkinci bir şey işte şudur: e, dersme ilişkin bir güvensizlik yaratmakta. Mesela özellikle Kürdistan'da birçok aile e, kız çocuklarını okutmuyordu. Bu aslında sadece dersme ilişkin de değil, bir kadına yönelikte bir saldırıdır, soykırımdır. Sadece taciz değil başka bir soykırımdır kadına ilişkin. Nedir? Kürdistan'da birçok aile kız kız çocuklarını okula vermiyordu, batıya yollamıyordu, başka illere yollamıyordu. Ama Dersim'de üniversite açılmasıyla beraber bu topluma güveni vardı. Yani bölgede bu bu, bu topluma, Dersim toplumuna, inancına, kimliğine, in, toplumsal ilişkilerine güven oldu o olayı olduğundan dolayı. Çok yoğun bir e, güven duydu ve bundan dolayı da e, kız çocuklarını okula yollamaya başladılar. Şimdi bu saldırılar bilerek bu kadar ahlaksızca bazen de kendileri de çok e, kamuoyuna yansıtıyor. Yapması bir nedeni şudur. Kürdistan'da Şafi, sunni Hanefi diğer inanca sahip olan insanlarımızın bu inanca karşı bir tepkisini de geliştirmek istiyor. Aleviliği böyle de yalnızlaştırmak istiyorum dersimi Kürdistan'da da yalnızlaştırmak istiyor ve buraya karşı mesela bir dönem şunu devreye soktular mevsimlik işçiler dersime geliyordu inşaat işçileri bir dönem evet. şunu yay, yaydı e, dersim Ahmet çelişkisini yani işte Ahmet'ten gençler e, kızlarımıza laf atıyor veya işte buraya gelip buradaki e, toplumsal ilişkileri bozuyorlar toplumsal düzeni bozuyorlar diye dönem dönem bu tür çelişkiler yaratmaya çalıştı. Kimiz dönemde başarılı oldu. Yani bu defa dersimdeki toplum ya dışarıdan gelenler burayı bozuyor. Yani bunda kısmen bir bir algı oluşturdu. Bu defa dışarıdan buraya başka bir algı oluşturuyor. Dersime güven olmaz. Dersin topluma güven olmaz. Dersime hiçbir şeyin teslim edemezsin. Hele birçok tutucu olan, e, muhafazakar olan, dindar olan e, toplumda buraya karşı bir algı oluşturuluyor kes mesela onun için kadın e, soykırım üstüne kadın e, saldırısı tecavüzleri e, kaybettirmesi taciz üzerine bu kadar gidiyor. Yani bilerek yani, bu, bu olsa, de, orada bir güvensizlik yaratmak istiyor. Hem halkı hem halkı bir yönüyle e, dersimleri orada bir şekilde rencide ediyor. Dersimler orada küçük düşürüyor diğer yönünden de dersin yani dersin bir dışarıya değişik bir şekilde göstermek istiyorum. Çünkü dediğiniz gibi geçmişten beri dersim halklar tarafında çok dürüst, namuslu insanların yaşadığı bir bölge oldu. Herkes tarafında bilinir. Bundan dolayı da devlet bu imajı yıkmaya çalışıyor. Onu söylemek istiyorsunuz herhalde. Kesinlikle budur. Bu sadece e, dersinde Dersim'de bölgeye ilişkin değil. Dersim toplumunun bulunduğu her yerde öyle. Mesela Avrupa'da da öyle değil mi? Yani bulunduğu yerde eee toplumsal muhalefette yer alan, e, toplumsal bütün alanlardaki mücadelelerde yer alan, evet. e, öncülük eden, güven duyulan, e, yani, yani böyle bir yanı da var ama ders Seçimendelik yapın evet, seç, evet. Evet evet. De, Dersimin bu kadar e, seçilmesinin nedeni e, de mi söyledik? Mesela bir önceki valinin bakın nasıl bir algı oluşturuyordu? Tunceli ve Dersim algısını oluşturmaya çalışıyordu. Mesela biliyorsunuz mutlaka takip etmişsinizdir. Ee, bir şey yapmıştı, bir tanıtım yapmıştı. Tunceli tanıtım, Dersim'in değil. Evet. Tunceli tanıtımı diye bir belgesel yapmıştı. Şöyle bir sloganı vardı. Diyordu ki tanımayla başlar. Her şey tanımayla başlar. Şimdi tan Dersim'i nasıl şey, e, Dersim'i nasıl tanıtıyordu? Tunceli olarak tanıtıyordu. Yani neydi Demin söyledik bütün özgünlüğü bir farklılaştırıyordu, tuncelleştiriyordu bilerek bu, bu, bu cumhuriyet tarihi boyunca bir şeydi. Yani ve dersim algısını diyordu ki Türkiye'de 81 ilin en huzurlu kentidir Tunceli ama. Tunceli 81 ilin en huzurlu kentidir. Rafting yapılıyor, neredeyse bütün plajları olan, her şeysi olan kent merkezi. Yani en mutlu, huzurlu, tümüyle her şeyden arındırılmış bir kent diyordu. Böyle bir çağrı yapıyordu. Ama Dersim olarak da dikkat edin, kimi basın kuruluşları buna alet oldular. Ama ikinci bir araştırma şöyleydi, Türkiye'de en mutsuz kent Dersim'dir. Şimdi evet. en mutlu, en huzurlu kent Tunceli ama en huzursuz, en moralsiz, en umutsuz kentse Dersim. Şimdi Bu kadar ince politika, evet. bu kadar e, ince e, bir, bir bir algı oluşturuyordu. E, onun için son dönemde de e, Dersim'de şöyle bir şey de gelişiyordu. E, mesela e, burada dem, dediniz ya eee Toplumsal ilişkilerde e, kadın erkek iliş eşitliği istenilen düzeyde tabii ki değildi. Ama bölgede ama Türkiye'de belki de e, e, istenilen demeyelim ama biraz da yaşanılabilir bir düzeydeydi kadın erkek ilişkisi her anlamda. Ya ee, parmaktan bakın, gösteriliyordu dersin Aynen. Bakın son dönemde ne oldu? Mesela inanıyorum festivale gelenler şimdi söylediğimi çok iyi anlayacaktır. Daha önceki festivallerde gelenler dışarıdan gelen ya herkes diyordu ki ya bütün tezgahta çalışanlar iş yerini çalıştıranlar hep ne der, neredeyse yüzde yetmişi kadın diyordu yani bu evet. çok olumlu bir şeydi yani çek evet. şeydi şimdi başka bir ol, olgu oluştu dedim mi ya aynı zamanda da bir kadın kı kırımıdır bu şimdi e, evet. mesela dikkat edin e, nerede tecavüz nerede taciz nerede e, kamuoyuna bir şey e, görüntü yansıtıyor. İş yerinde çalışanlar sosyal yaşama dahil olanlar yani e, a, aynı şekilde böyle böyle bir şeyi de e, he, he, hedefliyor. E, onun için diyorum e, sadece son döneme ait değil. Sadece bir adli vakka bir şey yani bunu her yerde yaşanıyor. Eğer sadece son dönemde bir adli vaka bir şey denirse dünyanın her yerinde bunlar yaşanıyor. Ama burada ...uyguladığı Abi, şey son, bu başka bir şeydir. Son süreçte Demiz, şey, e, sü evet. evet. Son süreçte bu yoğunlaşmaya başladı. Son süreçte bu özellikle de e, bu e, basın tarafından sık sık dile getirilmeye başlandı. Yani e, bu e, havuz basını dediğimiz basın e, bu konuları sürekli ele aldı. Dersimde taciz dersimde tecavüz dersimde işte şu bu diye özellikle dersimin kimliği üzerinde, dersimin o şimdiye kadar yaratılmış kimliğini kirletmek ve dediğiniz gibi dersimde kadının kimliğine ve Dersim'in kendi kimliğine yönelik bir, bir saldırı vardı. Ondan dolayı ben söyledim. Yoksa elbette ki geçmişten şimdiye kadar bu saldırılar devam ediyor. Dersimde 1980'den sonra boşatılan köylere halen geri dönülmeyen köy var. Mesela e, çok basit Markasor, Markasora e, yani evet. insanlar halen kedi köylerinin e, e, mezarlarına bile gidemiyor. E, devletin bir, e, o süreçte yıktığı köprü halen Yapılmadı, tamir edilmedi. İnsanlar halen izin alarak kendi köylerine, kendi mezarlarına gidebiliyorlar. Bakın bir dönem şunu devreye soktu. Ya? Her dönem bir şeyi devreye sokuyor. Bir dönem tam da sizin söylediğiniz yerinden, yurdundan edilmiş, belki de Kürdistan'da en yoğun geri dönüşlerin olduğu yer Dersim'di. İnsanlar evet. yazında olsa geldiler, kimi evini onardı, kimi yeni ev yaptı. Ciddi bir dönüş vardı. Çok ciddi bir dönüş vardı. Ee, yine beraberinde e, bu kenti yakıp yıkıp üretimsiz hale getirip kendine biat ettirdi. Yani valinin kaymakamın kamu kurumlarının kapısında kapısında dilenir hale getirdi. Ama son dönemde yavaş yavaş arıcılıktır, hayvancılıktır, diğer e, e, bakliyelim ekimidir. Yani üretime döndü. Bakın o dönemde şunu devreye soktu. Köy yak, şey orman yakmalarının operasyon varmış, çatışma varmış denen en yoğun olan yerler tam da köylere dönüşün olduğu yerlerdi. Veya e, yine üretimin yani hayvancılık arıcılığın olan bölgeler yakıldı. Çatışma var, operasyon var diye mesela üretimden düşüldü. Yani bir dönemde buydu. Yani demi söyledik ya her dönem dersindeki canlanmaya, Dersim'in Hangi yarasına el atıyorsa orayı kaşımıştır. Yani, e, geçmişte de buydu. Mesela bundan iki yıl önce de buydu. Bütün meralar yasaklandı. Mera bölümleri, e, ormanlar yakıldı. E, köyler, demin söylediğiniz gibi e, geri dönüşlerin olduğu yerde tekrar güvenlikli bölge diyerek, yasaklı bölge diyerek yasaklandı. Her dönem bir, 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 bir şey, belki de son bölümde bir tartışacağız. Yani. Dersinde yapılanı bir bütün olarak görmezsek sadece ya bir iş yerinde vay işte böyle bir e, taciz yaşandı o zaman bu bakın karşı taraf bir bütün olarak uyguluyor. Ama bir bütün olarak dönemsel uyguluyor. Ne evet, öne evet. çıkıyorsa o, ona yönelik e, e, şey çıkarıyor. Demin söyledi ya köye dönüşlerin olduğu anda ve ona ilişkin e, şey yapmıştır. E, uygulama e, yapmıştır. Şimdi ise demin söyledik ya şimdi ise Bakın Dersim'de demin söylediğiniz şey vardı. Hem Kürdistan'da hem Türkiye'nin her yerinde kadın soykırımı vardır. Kırımı vardır, cinayetleri vardır. Ama şöyle bir moral şeyi de var. Yeterlidir anlamda demiyorum kesinlikle. Bakın Gülistan doku Türkiye'nin birçok yerinde kadın katledildi, kaybettirildi. Ama uzaydır ciddi bir duyarlılık vardır dersinde buna ilişkin. Ciddi bir duyarlılık vardır. İkinci bir şey ise ee, birçok yerde e, kadın tecavüzü, sokakta katledilmesi var. Ama özellikle e, mesela çocuk istismarı birçok ahlaksızlık merkezi haline gelmiş tarikat merkezleri vardı değil mi? Evet. Yurt adı altında, kurs adı altında, hepsini tabii ki ifade etmiyoruz. Ama bu ad altında çocuklara neler yaşatıldığı basına da yansıdı. Ama öyle bir hale getirildi ki toplum kendi ailesi bile karşı çıkılamaz hale getirdi. Yani toplumu o hale getirmiş. Demin başında ya bu dersinde ne oluyor? Evet. O Kur'an kurslarında kiminde çocuklara tecavüz edildi, açığa çıkarıldı ama kendi aileleri bile bu ahlaksızlığa ses etmedi. Yani toplumu bu hale getirmişler ve evet, dediler de, ki çoğun... bu hayır inkarı boşver inkar... şunu dediler yok <laughs> bu AKP İn... bu inkarı dedi buyurun, ki buyurun. bu bu iktidarı bu reisimizi e, karalamadır dedi. Ya, bu kadar artık toplumu bu hale düşürmüş ama dersinde mesela Pertek'teki çocuk istismarına ilişkin demin söyledik ya bu istismarın tecavüz içinde hepsi var. Bir şeydir en tepesinden en altına. Bakın uzman çavuşu vardı. Yıllardır yapılmış bir şey. Uzman çavuşu var, korucusu var, esnaf adı altındaki var, tamu görevlisi var. Pekala halk buna karşı tepki gösterdi. Ciddi bir tepki gösterdi. Bir hafta boyunca yürüyüşler yapıldı. Hiçbir siyasi partinin öncülük etmeden, hiçbirimizin siyaset seçilmişler buna öncülük etmeden, başta kadınlar olmak üzere, Pertek halkımız, merkezdeki halkımız bir hafta boyunca yürüyüşler yaptı, tepki gösterdi. Bu, bu ilkti. Ne yaptı? Yasaklama getirdi yargı yoluyla ve e, şeyler e, gizlik e, şeyisi koydu dosyalara. E, gizlik e, e, şey e, ko koydu dosyalara. E, şimdi evet, e, biliyordu ki eğer bu toplumsal muhalefet geliştiği zaman bütün pislikleri açığa çıkacaktı ve bu politika boşa çıkmış olacaktı. Ee, yani mesela demin bir şey söylediniz ya bu Dersim'de ne yaşanıyor şimdi. Bu, bu yanlar da var. Yani toplumun kendisine evet. açık söyleyeyim. Yaptığı bu yanlar da var. Ama biz şimdi bu talildir, tespittir, mevcut durumu ifade ediyoruz. Şimdi bu derdimize derman olacak mı? Olmayacak. Yani sadece yakınacağız. Yani evet. demin de beri evet. Yok, sadece bunu Tespit bunu, etme, bu şekilde... yakınma. Bu devam edecektir istediğiniz kadar ya bu sorun karşı taraf hukuk, hukuktan anlamıyor. Hiçbir ahlaki değerden anlamıyor. Hiçbir etik niteliği yok ki yani teşhir edelim, evet, evet. E, karşı çıkalım, e, yüzünü gerçek yüzünü açığa çıkaralım. E, vallahi evet. biraz da yani derler ya e, biraz da utanır. Yok böyle bir yanı yoktur. Gece gündüz teşhir yani, etsek, bütün evet, foyasını evet. açığa çıksak bu yapar. Yapıyor da. Mesela dediğin, yani ne oluyor? Şimdi olan bu. Peki yani ne yapacağız? Mesela diyoruz ya bu dersimde ne oluyor? Olan bunlardır. Evet. Sadece bugün değil 97 yıldır Cumhuriyet yani bu, döneminde ya, yaplandır. Evet, evet sevgili sevgili vekilim biz bugün bu dersimi konuşuyoruz. zamanınızı bilmedi yani zamanı, zamanı Yok yok zaman e zamanınızı da, var. Zamanımız var. He, çünkü zamanımız asıl var, önemli var, olan belki de bir kendimizi konuşmamız gerekiyor. Evet, ne yapacağımızı evet, buna var. karşı. Evet ona evet. ona ona geleceğiz biraz sonra. Ona geleceğiz biraz sonra. Şöyle bir şöyle bir durum var. Yani bu genel anlamda biz bugün dersimi konuşuyoruz ama yani biz çok iyi biliyoruz ki Kürdistan'ın her şehrinde yani Diyarbakır'ında da Hakkari'sinde de Siirt'inde de Maraş işte ne bileyim yani Kürtlerin yaşadığı birçok şehirde de özellikle Kürdistan bölgesindeki şehirlerimizde birçok şeyler yaşanır. İnsanlara iskence yapmalar, helikopterden atılmalar, işte ne bileyim köylere basmalar, yasak bölgeler ilan etmeler yani yani bu biz bugün e, şunu özellikle söylemek istiyorum. Yani bugün dersimi konuşuyoruz ama yani kayyum atanmadık, belediye bırakılmadı. İçeri e, işte Selahattin Demirtaş içeride milletvekillerimiz, içeride belediye başkanlarımız, içeride halkın iradesi bir şekilde e, e, devlet halkın iradesini tanımıyor. Bu. E, yani bir diktat yani bir bir diktat rejimi bir zorba rejim şimdi e, bu şekilde bas, e, bastırıyor. E, şimdi o dediğin, dediğiniz gibisin dediğinize gelir. Yani ne yapmalı peki? Yani bunlara karşı halk güçleri bunlara karşı demokratik güçler bunlara karşı insanlar neler yapmalı? Nasıl önüne geçebiliriz? Nasıl sesimizi çıkarabiliriz? Ya tam da tabi e, tabii bütün bu yaşanan politikalar tam da siz de ifade ettiniz dersimle sınırlı değil. Ama özgün yanları var. Ee, başka katmerli şekilde uyguladığı yanlar var. Ama bir bütündür. Ee, AKP, MHP, yani saray e, iktidarı, e, faşist iktidarı, e, mesela e, yayınlancı işgalci, talancı, e, asimilasyoncu, e, karakteri nedir? E, İtaatçı ve tarikatçıdır. Böyle ikisinin bir itfadır. İtaat ve tarikatçılığın bir itfak gücü. Yani yoksa sadece iki partinin değil, AKP ile MHP'nin değil. Artık partiyi geçmiştir. Bu parti itfak bir koalisyonu falan değildir. Dikkat ederseniz Orta Doğu'da, Suriye'de, Güney Kürdistan'da her yerde işgalcidir. Ne o evet. Osmancılık hevesi, yayılmacı işgalcidir. Pekala, itfak güçleri kimdir? Her yerde oradaki en karanlık güçlerdir. Yani işitti. oradaki cihatçı örgütlerdir, çetelerdir. Bak itfak güçleri bunlardır. Diğeri ise e, hangi güçe hangi imkanını kullanıyor? Uluslararası güçlerin çelişkisinden yaralanıyor. Şimdi böyle bir, kar şimdi içeride de yine aynı şekil. İçeride de e, bu e, şey, e, itfak, e, yani ırkçı, ve faşist ve milliyetçi tarzda toplumu e, manipüle ediyor, yönetmeye çalışıyor. Şimdi Batı'dan zehirlemiş bunu. Yani biliyorsunuz e, bir ırkçılıkla, milliyetçilikle her yerde linçler yaşandı. Yani Batı'da. Evet. Şimdi evet. bunun için şimdi Kürdistan'daysa, e, demin Demirsin söylediğiniz daha zor aygıtlarla, çıplak güçle, yani zor gücüyle e, bu, bunu yapmaya çalışıyor. E, şimdi biz de Buna ilişkin tam da belki de ikinci bölümde şöyle diyebiliriz. Ee, sadece Kürdistan'da değil, bir bütün olarak uygulanan bu politikalara karşı biz ta dördüncü olan kongremizden başlayarak bir programda da sizinle yapmıştık. Ee, bir demokrasi yürüyüşü vardı, sonrası vardı. Şimdi eğer parça parça demin dedik ya parça parça Cumhuriyet tarih boyunca uyguladığı bir şey şimdi topyekun uyguluyorsa biz de şöyle bir şey tanımladık. Bir eylül e, barış gününü vesile ederek bir eee yayınladık. Dedi ki bu rejim saray faşist iktidarı artık tek tek kendi alanımızda. Yani Aleviler, işçiler, kadınlar, e, emekçiler herkes kendi alanda mücadele ederek bunu durdurmanın imkanı yok artık. Çünkü hepimizi ön bir bela sarıyor ve bizi kendi belamızla uğraştırıyor. Yani Kürt'ü kendi belasıyla, e, sorunuyla, Alevi kendi sorunuyla, kadını kendi sorunuyla, emekçiyi, doğayı, ekolisti hepsini. Şimdi ama karşı tarafsa top gökün saldırıyor. Bakın kendi içinde bir sürü çelişki var ama söz konusu Kürtler, Aleviler, emekçiler, kadınlar, gençler doğa olunca ittifaktır. o zaman şöyle bir şey yaptık. Bizim geçen gün açıkladığımız demokrasi mücadele programı şuydu. Faşizmin geldiği aşama artık açıklamalarla, dönemsel kampanyalarla e, tek tek kendi alanımızda mücadele etmeyle durdurmanın imkanı kalmamıştır. Ne yapacağız? O zaman kesintisiz bu saray faşist iktidarını alt aşağı edene kadar kesintisiz bir eylem sürecini başlatmak zorundayız. Yani endi bes denmelidir herkes, her alan. Çünkü artık her alana nefes aldırmaz hale gelmiş. Bunun için şöyle dedik. Bu bir faşizmdir bu. Bu faşizme karşı halklara demokrasi ve adaletini sağlamak. Ve bunu sadece götürmek değil. Mesela biliyorsunuz 31 Mart'ta 7 Haziran'da e, bu e, faşist iktidar zayıflatıldı, geriletildi. Ama yetmiyor. O zaman Hı. geçmişte şu yapıldı. Bütün ezilenler halklar mücadele etti o iktidar gitmiştir ama yerine başkası gelmiştir. Bu defa bir daha bir şey daha söyledik. Bunu alt aşağı ederken ama yerine de bir demokratik iktidarı da hedefliyoruz. Bu yeni bir durumdur. Yani sadece bunu alt edelim değil. Bunu alt etmek edene kadar kesintisiz, süresiz bir eylem mücadele, demokratik eylem mücadele sürecini başlattık. Bunun içinde herkesin tek başına değil. Ama bunun öncü gücü dedi ki partimiz HDP'dir. Ama ne HDP'siz Türkiye'de bir şey olabilir ama ne de tek başına HDP ile olur. O zaman dedik ki faşizme karşı halklara demokrasi ve adalet. Bunun içinde ortak mücadele oluşturmalıyız. Nedir bu ortak mücadele? Mesela e, bir demokrasi ittifakını oluşturmak. Toplumsal muhalefette birleştirmek nedir? Başta Aleviler olmak üzere toplumsal muhalefettir. Ama bu toplumsal muhalefette ortak mücadele de gerektiriyor. Tabii ki herkesin kendi öncelikleri bunlar vardır. Bunları biriktirmek. Bunların en ortak paydamız nedir? Fa karşı duracağımız faşizmdir. Peki ortak paydamız nedir? Demokrasi ve adalettir. Ve bunun içinde dedik ki birlik. Birlik derken de demişsiz bir şey söylediniz. Bakın barolara saldırdı değil mi? Evet. yasa çıkardı. Çokluk e, baro yasası. Bölme idasından. Evet, evet. evet. Mesela en direngen olan to, e, Sivil Toplum şey. Meslek. Evet. Ona ilişkin. Bakın tek tek bölüyor. O zaman dedi ki mücadele de birliktir. Bakın herkesin içine oynuyor. HDP'nin içine oynuyor. Kurumların içine oynuyor. Öyle bir karakter ki bakın Kürtlerin bile içine oynuyor. Değil mi? Güney Kürdistan'da evet. Kürtlerin içine oynuyor. Kürtleri bölüyor. Evet, o zaman biz de dedik eğer bölmek istiyorsa şudur. Üç, üç başlık altında bir ortak mücadele. Nedir bu ortak mücadele? Bir Türkiye'nin batısında demokratik mücadele birliği. Bunu oluşturmak. Yani ortak bir demokrasi ittifanı oluşturmaktır. Buna HDP öncülük edecektir ve içinde alacaktır. Ama herkesin gelip HDP'ye dahil olmaz bir öncülüğü değil kesinlikle. O ö, ö, öyle bir dahiliyet değildi. Bir partiye, bir siyasal oluşuma dahiliyet değildir. Öncülük etmek ve ortak mücadele. Yani demokrasi birliği batıda. Türkiye'nin batısında demokrasi birliği. Kürdistan'da en çok oynadığı şey nedir? Kürtlerin iç parçalanmışlığı. O zaman Kürdistan'da da kendi dinamikleri var tabii ki. HDP bir Kürtlerin Kürtlerin ciddi bir dinam gücü olduğu, Kürtlerin sırtladığı, Kürtlerin ve Alevilerin, solcuların, sosyalistlerin, kadınların, gençlerin, ekolistlerin ortak çatı, mücadele çatısıdır. Ama şöyle bir şey kolaylaştırdır. Batı'da demokrasi birliği, Kürdistan'da ulusal birlik. Şimdi bu, bir, bu iki birlik Kürdistan'da özgürlüğü getirecektir. Kürtlerin kendi statüsünü getirecektir. Diğer ise toplumsal birliktir. En başta Aleviler olmak üzere. Bu toplumsal birlikte Alevilerin eşit yurttaş e, zemini doğuracaktır. Diğeri ise başka bir birlik. Tüm bu birliklerin oluşması için örgütlü bir güce ihtiyaç vardır. Yani örgütlü bir topluma, örgütlü bir e, siyasal mücadele, örgütlü bir emek mücadelesine, örgütlü bir kadın mücadelesine, örgütlü bir gençlik mücadelesine, örgütlü bir ekolojik mücadelesine o zaman eğer içimizi parçalamak istiyorsa, üçüncü bir birlikse örgütsel bütünlüğümüzü korumak. E, riyakardır evet. çünkü. Oynuyor, içi oynuyor. Bu üç tane birliği oluşturarak ve kesintisiz bu saray etrafında oluşmuş e, artık parti itfaiye değil faşist itfa, ırkçı, faşist, tarikatçı bu kendisini kurumsallaştırmadan bunun önüne geçmek ama yerine de şunu ikame etmek. Demokratik bir iktidarı, yönetimi. Bunun için de partimiz hedef olarak diyoruz ki biz iki blok arasında tercih gücü değiliz. Üçüncü bir yoluz. Alternatif bir yoluz. Biliyorsun iki tane itifak oluşmuş veya blok oluşmuş. Evet. Yani biri statükücü 100 yıllık statü gücü ama diğeri ise bunun daha katmerlisi başka bir güç. Tabii ki ikisini aynı kefeye şu koşullarda koymuyoruz. Ama şunu da koymuyoruz. Birine karşı öbürünün yanında olmak, birine karşı öbürün yedeğine düşmek değildir. Kesinlikle halklara, inançlara, kimliklere alternatif bir paradigmayız, partiyiz. Buna da üçüncü yol dedik ve böyle bir süreç başladı. Yani demokratik mücadele programı dediğimiz geçen gün parti sözcüğümüzün anlattığı bu kendisinden oluşan bir şey değildir. Bütün parti meclisimiz, MYK'mız, kaldın gençlik, yerel yönetimler yetmedi bileşen güçlerimiz var, yetmedi kongrelerimiz var, kongre partisi, onun itfak güçlerimiz var, emek güçleri var, sol sosyalist güçler var, toplumsal mücadele yürütenler var. En yine toplumsal kesim olarak Alevi toplumun örgütlenmesi var. Ciddi bir örgütlenmesi var. Bak onların başında bir de mesela e, sizlersiniz dersiniz Avrupa'da en büyük güç olan, en büyük itfak gücümüz olan, en büyük beraber e, bu dönemi aşabileceğimiz e, bir güçtür. Alevi örgütlenmesidir. Türkiye'de de bu var. Evet. E, onun için böyle bir süreç başlattık. E, şöyle bir şey yani e, siz e, değindiniz e, şeye şuraya değindiniz. Gerçekten Türkiye'de işte avukatlara çok da baro e, yasasını avukatlar bölmek Türk Tabipler Birliği'ni böl bölmek. Yani Türkiye'de e, demokrasinin kırıntısını şu anda savunabilen güçleri tek tek bölmek istiyor. Buna karşı e, ortak bir eylemlik, ortak bir güçten mücadeleyi büyütmek, ilerletmek istiyorsunuz. Bu gerçekten çok e, doğru bir e, tutum. Ama şöyle bir şey yani neden Türkiye'de mesela hani Dediniz ya Türkiye'de HDP dışında ben şu anlamına gerçekten söylüyorum yani HDP dışında Türkiye'de özellikle Alevileri haklarını savunan Alevilerin mecliste sorunlarını dile getiren bir parti yok. Mesela diğer partilerin içerisinde de Alevi milletvekilleri var ama ben bunlardan bir tanesinin Türkiye Cumhuriyeti tarihinde mi desem? Yani belki ilk süreçte meclisin ilk geçici süreçlerini bilemeyeceğim ama daha sonraki tarihte ben hiç bunu böyle bir şey görmedim yani bir milletvekili çıkıp da Kürsüde Alevilerin hakları şunlardır, şunlardır. Alevilerin işte haklarının tanınması e, için e, mücadeleyi e, şu anda sadece HDP veriyor. CHP'nin içerisinde de onlarca Alevi milletvekili var ama bir tanesi çıkıp burada Alevileri savunmuyor. Alevilerin haklarını savunmuyor mesela. Ya şöyle bir şey var. E, tabii ki e, dönem dönem çok işin esasına dokunmadan e, ya Alevilerin de hakkı olmalıdır. İşte cemevlerde suyu, elektriği ödenmelidir. Şu deniyor dönem dönem. Ama işin esası bu değil. 40 bu yılın başında bir. Kesin. Mesela şöyle bir şey ifade ediyoruz parti olarak. İlk önce bir yere statü falan tanıma değildir. Bu kimsenin lütfu değildir. İlk önce bu inancı bu kimliği tanımanız gerekiyor. Yani bu devlet veya devlet eksenli olan partiler devlet hassasiyeti olan partiler karakteri olan partiler bırakın diğerlerini. Diğerlerine hiç söz söyleme ihtiyacını bile duymuyoruz. Ama Alevilere dönem dönem kimi böyle dil ucuyla ürkek söz edenlere söylüyoruz o partilere. Şimdi bu, bu, bu devlet bırakın AKP'yi şunu bunu. Bu devlet bu inancı tanımalıdır. Bu kimliği tanımalıdır. Bu kültürü tanımalıdır. Yani tanıyacak. Bunu bir inanç olarak tanıyacak. Yoksa bir yere statü tanıma değildir. Bu, bu çok başka bir şey. Yani siz Cem Evine statü tanıdığınız zaman bir inancı tanımamışsanız o inancın kendini ifade ettiği yeri tanımayın kadar ters bir şey olabilir mi? İkinci inancı bir tanımlayacaksınız, evet. tanıyacaksınız, kabul edeceksiniz. Ee, bir bu. İkincisi e, şimdi bizim e, demin söyledik ya e, mesela 15 Kasım e, Seyit Rıza ve arkadaşlarının e, kat edilmesin yıl dönümüdür. Evet. Evet. Yani bunu böyle ahvallı olmaz demin söyledik ya siz bütün devlet değerlerini sahipleneceksiniz bütün cumhuriyet değerlerini sahipleneceksiniz ama bu devletin bu cumhuriyetin katlettiklerini yani iki türlü var ya lanetleyeceksiniz ya da hesabını vereceksiniz yani cumhuriyetin bütün değerlerini sahipleneceksiniz layıklığı yani temelini sahipleneceksiniz e, ama o, onun altında yaşayan onun kararıyla onun inisiyatifiyle onun zihniyetiyle ee, yaşanmış bir soykırımına ilişkin bir söz kurmayacaksınız. Yani e, demin söylediniz ya, şimdi es, esası bu. E, tabii ki bununla yüzleştirmek gerekiyor. Yani e, Yüzde, demin söylediniz işte, yüzleşmesi. başta CHP devletin, olmak üzere. Şimdi, evet. Yani, ce, yani Devlet, biz bunu galiba Devletin AKP'den, de, münafıklardan isteyecek değiliz. Ee, Hayır, devletin yani, devletin bununla yüzleşmesi gerekiyor. devletin bununla yüzleşmesi, yüzleşmesi. Evet, evet devletin bununla yüzleşmesi mesela arşivlerin devlet arşivlerinin açılması Dersim'de kimlerin ne kadar kişinin katledildiğini resmi rakamlarla işte Dersim'de Seyit Rızalar'ın mezarlarının nerede olduğunu yani bunların hepsinin samimi bir devlet diye gerçekten Dersim'de yaşayan bu katliamın üzüntülerini duyuyorsa ilk başta ilk süreçte işte, tabii Tayyip Erdoğan işte Dersim katliamı diye CHP sıkıştırmak anlamında böyle bir şey az diline sardı ama Tabii ki bunlardan samimi olmadığını biliyoruz. E devlet samimi ise bugün devlet arşivlerini açar Dersim'de yaşanan katliamları Dersim'de katleden insanların e, mezarlarını ve e, Seyit Rıza'nın mezarını mesela bunların yerlerini açıklayabilir. Ya e, ya demin söyleniz tabii ki öyle karşısına koymuyoruz. O çok munafıklı, riyakarlık bir şeydi. Yani o zaman sorun Cizre'nin e, Robosk'in hesabını vermelidi. Yani bırak başkasının evet, hesap sorma. Evet, onun, evet, evet, evet. onun haddi değildir. Yani onun hiç haddi değildir. Bizde birileri şunu diyebilir. E, yani yüreğimize hoş gelebilir ya ama doğru, yok böyle bir şey. Yani hesabını vermeyenin başkasının hesabını verme gibi iki yüzlük olmaz. O, o, o değil. Ama şu şu yan var. Demin söylediniz ya mutlaka birçok talep var. Arşivlerin açılmasıdır, mağduriyetin gider. Buna hepsi tamam. Ama şöyle bir ismi koymak gerekiyor. Yüzleşmek gerekiyor. O dediğiniz sonra gelir. Yani eğer siz hala mesela dediniz ya CHP içinde sol diyen, alevi diyen birçok insanımız vardı. Doğrudur. Şimdi bu, bu, bunun için bir araştırmaya gerek var mı? Bir belgenin açıklamasına gerek var mı? Yani Dersim'de ninelerimizin, dedelerimizin, geçmişimizin, bu toprakların söylediği acıları Vatina Kergana Kergana ya Derbiya Vatina Tertele Vatina Tertele kelimesi var. bile

ee, onu bile açıklamaktan korktu. Yani bırak mesela bazı diyoruz ya arşivler açılsın. Ya bu arşivleri bu katliamı yapan genel kurmay o dönemki e, arşiflemiştir. arşivlemiştir. Onu bile açıklamıyor. Yani kendisinin vahşetini kendi eliyle ne kadar gizlediğini bundan bile ürküyor. E pekala bir dersimlinin, bir alevinin veya vicdanlı olan bir e, insanın Şimdi bir arşive ihtiyacı var mı? Bir belgeye ihtiyacı var mı? Yani bu bir terteledir. Yani bunu ismini koymak için e, gizlenmiş bir belgeye mi ihtiyaç vardır? Ama o sizin dediğiniz ayrı şeydir. Gerçekten tüm açığa çıkması için. Tabii ki açıklamalıdır o, o belgeler. E, e, o Onun için e, dediğiniz doğrudur. E, bir kere de demin söylediğiniz mücadelenin ama biz eee Partilerin kurumsal kimliğiyle çok uğraşmıyoruz. Evet. Çünkü esas aldığımız şudur. Toplumsal muhalefettir, toplumsal birliktir. Dikkat edin 31 Mart seçimleri. Bunu çok 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 tarihsel bir örneğidir. Mesela CHP'nin kurumsal kimliğiyle ittifak olabilir miydi? İmkanı yok. Evet. Yapmadı da. Peki AKP'ye kaybettirir miydik? Kaybetmezdi. Ama dikkat edin yerelde, toplumda kendiliğinden bir ittifak oluştu. Evet. Yani AKP MP kaybettirdi. Bak bu toplumsal ittifaktı. Mesela bazen deniyor ya CHP'li ittifakınız var mı yok mu? Yok böyle bir şey. Ama toplumsal ittifak çünkü partimiz buna toplumsal bir parti olduğu için toplumu esas aldığı için bakın biz açıktık merkezi olarak. Bakın biz açığız yerele Ama diğerleri merkezi olarak kurumsal olarak hala devlet eksenlidir. Demin siz dediniz ya ürkek davranıyorlar. Şimdi o, o refleks oradan geliyor. Bakın AKP'nin en büyük avantajı işte budur. Elinde iki tane kozu var. Eğer muhalefet CHP başta olmak üzere eğer AKP'nin elindeki kozu almazsa muhalefetlik gücünü, muhalefetlik samiyetliğini illerde iktidar olmayı illerde bir şey olmanın hiç koşulu ve inandırıcılığı yoktu. Nedir bu? AKP'nin şimdi elindeki en büyük koz savaştır. Savaştır her yerde ama. Evet. Dışarıda, içeride, her yerde savaştır. Siz bu kozu elinden almazsanız. Şimdi en son dikkat edin işte Suriye tezkeresine onay verdi. Yani şimdi siz başta CHP olmak üzere bu elindeki kozu almalısınız. İki, ırkçılık milliyetçiliktir. Bakın devletin bekası diyor değil mi? Her zaman orada köşeye sıkıştırmıştır. Bir terörle mücadele var. E burada da devletin bekası var ve ürkek davranıyor. Yani devlet e, e, hassasiyeti, toplumsal hassasiyeti olmadığı içindir. Onun için bu AKP'ye karşı AKP, MHP iktidarına, bu faşist iktidara karşı muhalefet artık sadece söylemde değildir. Sadece bir AKP karşıtlığı üzerinde muhalefetlik geçmiştir. Elindeki demin söylen koz almaktır. Savaştır, ırkçılıktır, tecrittir, talandır, işim budur. Ee, bu beraberinde toplumsal değil. Ortak bir örgütsel mücadeleyi de getirir. Beraberinde güçlü şimdi demiyoruz tabii ki. Beraberinde güçlü bir seçim ittifaklarını da getirir. Ama yoksa siz şimdi her şeye sessiz kalacaksınız. Seçim dönemi geldiğinde e, ne yapacaksınız? AKP MHP'ye karşı me hayır bir böyle bir mecburiyet yok demi söyledi ki ya, alternatif yani, bir evet. gücüz. Biz alternatif bir şey oluşturmaya evet. çalışıyoruz. Bu bunaka şey Belki de son şunu söyleyebiliriz. Demin dersimle başladık. Dem dedik ya bir demokratik mücadele ve bunun birliğini oluşturmak. Kürdistan'da demokratik ulusal birliği oluşturmak. O bölüm için Diğer ise örgütsel bütünlüğümüzü korumadı. Şimdi bunu aynı şekilde dersime de uyarlayabiliriz. Şimdi dersinde her şeyini seferber etmişse o zaman biz dersime ilişkin de aynı politikayı aynı güç birliği sağlayabiliriz. Nedir bu? tek tek işte şurada bakın bir dönem dağ keçileri katledildi diye ayağa kalktık. Bir gün işte muzur gözeleri talan ediliyor ayağa kalktık. İşte bugün taciz var diye ayağa kalktık. Bak parça parça bizi bir şeyle sınırlandırıyorlar. O zaman şöyle bir şey yapmalıyız. Biz bir bütün olarak Dersim'de uygulanan politikalara karşı bir bütün yaklaşmalıyız. Söylemimiz, politikamız, hassasiyetimiz yaklaşım nedir? İlk başta söyledik. Bu halkın, bu coğrafyanın, bu harde devreşin, bu inancı, bu kimliğin, bu rahatın her anlamda yakın. Çünkü sadece bir inanç değil, değil mi? İçinde dalı evet, da yani, var, taş da ağrı, var, taşı, var doğar, keçisi yani. de var, ala balığı da var, ikrarı da var, ocağı da var, her şeysi var. Bir yaşamdır. Mesela diğer inançlarda öyle değil. Bir inançtır. O zaman yani bir bütündür. O zaman biz de bütün yaklaşacağız. Kimler? siyaset yapanlar bizler başta seçilmişler. Eğer bu halk adına seçilmiş hangi partiden olursa olsun. Çünkü AKP MHP yok onun için diyorum hangi partiden olursa olsun. Ha. Şimdi siz bir milletvekili seçilmiş bir belediye başkanı iseniz il genel meclis üyesi belediye meclis üyesi muhtarsanız azaysanız ilk önce seçilmişler. Birinci derecedeki bu işin vebali günah bizim sırtımızadır. Demin onun için dedim böyle AKP bunu yapıyor bu, bu munafık yapıyor, bu yezi soyu yapıyor. Ama pekala bunun vebali, bunun tarihsel vebali bizim sırtımızadır. Demin saydıklarımızdır, seçilmişlerdir. Başta bizler. Bütün bu seçilmişler yan yana gelip bunun ismini koymalıdır. Bu bir devlet politikasıdır. Bu bir AKP politikasıdır ve başına da vali koymuştur. Bunu il genel mesuliyetsi vali toplantısına katılırken söylemelidir muhtar söylemelidir. Belediye başkanı söylemelidir. Belediye meclis söylemelidir. En başta biz vekiller söylemeliyiz. Bunu ilk önce bir dile getirmeliyiz. Yani ismini bir koymalıyız. Evet. İsmini koymayan her evet. şey bu tecavüze, bu e, e, talana, bu asimilasyona ortaktır. Artık bundan sonra ismi budur. Yok iş yerinde tecavüz etti, aylaksızlık yaptı var, Yok. Bunun ismini valinin karşısında bulunduğun yerde şimdi muhtar olacaksın muhtar seçilmişsin o köy adına muhtar seçilmişsin azasın, vekilsin bu kent adına seçilmişsin belediye başkanısın bu kent adına seçilmişsin üstelik işte yerel yön belediye meclis üyesisin e, mesela bu iş yerinde bir ahlaksızlık yaşamış değil mi ruhsatını kim veriyor kim denetliyor iptal etmelidir bu ruhsat evet, iptal yani etmeli. Yani mutlaka mutlaka Burada, mutlaka tabii ki. Tabii ki. Yani, orada orada herkesin yani işte, o bölgede yaşayan herkese vali şeysi il genel mesuliyeti valiyle toplantı aldığın zaman senin getirdiğin adamdır. Senin beraber iş yaptığın adamdır. Senin güvendiğin kişidir. İşte bunu bu, bunu demelidir. En büyük başta da vekil bunu kıyametini koparmalıdır bizler. Şimdi ilk başta budur. Eğer somut söylersek Seçilmişlerdir. Bundan sonra bütün seçilmişler, çünkü dün çağrı yaptık biz. Çağrımızdır. Bütün seçilmişler bir araya gelip bu halkın adına buradaysanız, kendi partinize, ideolojinize, siyasetinize göre değil. Çünkü hepimiz kendi siyaset, ideolojimizi örgüsel çıkarlarımız için doğru ama halka demişiz sizin için varız. O zaman hepimiz bu halk içinse bu halkın dilini konuşacağız. Bak en büyük evet. karşı durmak budur. Bu halkın dilini konuşacağız. Bu halkın tabelasında tabela asacağız. Bu halkın diliyle esnaf e, müşterimizi karşılayacağız. Sokakta bu halkın diliyle e, seçilmişlik görevimizi getireceğiz. İkincisi öyle kendi siyasal düşüncesi olarak değil. Bu halkın inancı var, kültürü var. Hepimiz hizmet ederken bu halkın diline, kültürüne, inancına, örf adetine, toplumsal ilişkilerine hizmet edeceğiz. Budur. Öncelik budur. Şimdi bunu yapmazsak bu çürümüşlük gider. Yani şey, evet. e, diğer bu. Diğer bir şey ise e, mesela bu kentte demektir, bir önceki vali algı oluşturuyor. Dört yere Tayyip Erdoğan'ın ismini gayri resmi, bakın bu söylediklerimiz fiili yapalım demiyoruz. Yasa dışı yapmış. Yani hiçbir meclis kararı olmadan Tayyip Erdoğan'ın ismini asmış, bakanın ismini asmış, burada ahlaksızlığı yayan, bu çeteleri oluşturan valinin ismini caddelere koymuş. Geçmişte 38'de katliam yaşatanlar olmuş. Dersin tabelasını oradan fiili indirdi. Bakın fiili. Belediye meclis kararıyla asılan ama fiili indirmiş. Yani bu söyledim. hep bütün o zaman bu kimin görevi ise, vekilin görevi ise, yetki alanında ise yapmalıdır. ki ise belediye yapmalıdır. Yoksa öyle yakınma, bir yere atma değildir. Diğeri evet. mesela diyoruz ki ııı ee, esnaflık adı altında ahlaksızlık yapılıyor. Şimdi ruhsatı kimden alıyor? Ya belediyeden. Kimin üyesidir? Ticaret odasının. Kimin üyesidir? Esnaf sanatkarların. Şimdi birinci derecede kendi üyesinden sorumlu kimdir? Üst kuruludur. Ona uyandır yani belediye biz... sevgili beklim, bunu belediye sevgili vekilim bunu bir burada bir e, araya girmek istiyorum. E, bu belediye Değil bu mi? ruhsatı e, istediği zaman iptal etme hakkına sahip mi yani? E, ben Nerein sadece, ben sadece bakın e, bütün yaşananlarda bakın ilk başta biz seçilmişlerin sorumluluğunu koydum. Evet evet. İki şeydir. Artık, bir, bu anlamı ne yani bir katılıyorum. Hayır şöyle bir şey var. Mesela e, kişi kendi şey ediyor ya itiraf ediyor itiraf ediyor. Diyor ki her yaptık. Diğeri valinin yardımcısı burada iş yeri açmış. Rüşvet yani rüşvet iş yeri açmış. Şimdi siz bir iş yerini denetlerken yani merdiveni yok, suyu yok, temizliği yok, hijyeni değil diye cezalar kesiliyor. Evet. Ceza kesiliyor. Şimdi bu toplumda mesela dem dedik ya bizim bir de yani bir hukuki yanımız var. Hay hay yani yasalardan gelen veya belediye mevzuatından veya il genel mevzuatından yerden gelen mevzuat hakkımız var. Bir budur. Ama bizi diğer partilerden farkı kılan bir yanımız daha var. Bu halkın meşruluğu değil midir? Bu halkın talebi değil midir? Hı. Mesela bir caddi ismini koyduğun zaman halkın talebi deniyor. Mesela bir önceki vali öyle demişti. E halk talep etti. Niye iki kişi imza vermiş? E şimdi siz de bu toplumdan belediye iseniz, 10 bin tane imza toplanın. şu caddenin ismi bu olacak. Meclis kararı. Şimdi bakın geçmişte meclisler fes edildi. Şimdi bir meclisimiz var. Hem belediye meclisi, hem il genel meclis üyesi, hem de ve vekiller var. Şimdi bunun için kıyameti koparmalıdır. Yasadan gelen haklarını, seçilmişlikten gelen hakkını, bu toplumdan gelen hakkını, şimdi hepsini kullanmalıdır. Yani yoksa yasadan değil. Bütün he çünkü hepimiz şöyle, şöyle dedik mi seçilirken? Milletvekili olurken, belediye meclis üyesi, e e belediye başkanı şunu dedik mi? Sadece yasalar hayır dedik. Biz bu halkın yanındayız biz size hizmet edeceğiz. Yani e Şimdi e, halk ayakta, halk tepki gösteriyor, değil mi? 10 tane kadınınız dün yerde sürüklendi. Dedi ki burada tecavüz var, burada bu, bu, burada e, istismar var dedi. Şimdi bu talep değil midir? Şimdi 2 yani bu, bu somuttur. Bundan sonra demdin mi ya? Nasıl ki ulus diğer mücadelede birlik dedik ya burada da aynı şekil. Diğeri e, şudur. Bizim bir emek ve demokrasi platformumuz var. Yani içinde hepsinin olduğu. Evet. Sendikaların, demokrasi güçlerinin, emek güçlerinin, inanç kurumlarımızın. Mesela burada iki tane inanç kurumumuz var. Fir Sultan ve dağıt değil mi? Yani şimdi bu işte bazen her olayda bir toplumsal olayda, siyasal olayda, emek olayında değil mi? Biri öncülük eder. Tam da ona denk olan eder, değil mi? Diğeri arkasına dizilir. Evet. E şimdi yani biri e öncülük yapması tabii ki tabii ki. Yani şimdi e şöyle bir şey var sevgili vekilim. Şimdi devlet Yaptı, işlenen suçları aslında e, devletin e, bölgede, şehirde işlenen suçların suçları bulup cezalandırılması ve halkın önüne çıkarması mahkeme önüne çıkarılması lazım. Ama ne yazık ki bizim ülkemizde iki şey yapılıyor. Bir tanesi yayın yasağı, ikincisi eylem yasağı. Yani yayın yasağı koyuyor, ses fazla duyulmasın, eylem yasağı koyuyor, kimse bunun için bir mücadele vermez. Kesinlikle. Ama ya tabii bir de pandemi durum var, şu var, muhakkak bunlar hepsini ek ama mutlaka pandemi uçur, AKP yok ama. Tabii ki. Hadi demin nasıl dedik ya? Artık bu faşizmi, bunu durdurmanın sadece bir açıklamayla şunu olmayacak. Kesintisiz dedik ya. Şimdi dersimde de dersimin dilini, kültürünü, inancını, evet. doğasını sadece bir defada parlayıp ondan sonra sönümlemekle geçemeyiz önüne. Yani bu, 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 bu bunun önüne geçemeyiz ve bunun hesabında oraya buraya soramayız. Yine söylüyorum bunun ilk önce burasıdır, buradaki kurumlarımızdır, bizleriz başta bizler. Diğeri mesela en yaygın geniş olan bir meclis var bizim dersimde. Buna şehir dışındaki dersim dernekler de dahil, bütün belediyeler de dahil, esnaf sanatçılar, ticaret odası, barosu, üretim kooperatifler bunlar hepsi buna dahil. En güçlü bir meclistir yani burayı, en üst meclis. Şimdi bu meclis buna ilişkin bir söz söylemeyecek mi? Yani bu devletin bu politikanın deminden beri anlattığım uzatarak Ko, komple ama yani siz evet, evet. Dersim'in dersimin bir yerinde bir taş çakıldığı zaman vay buraya doğayı bozuyor dediği zaman ama bütün tepelerine kale kol yaptığı zaman kule yaparken onlarca dekar ormanı yakarken, yıkarken, güvenlik derken ziyarette mesela diyor ziyaretlerimizi Talan ediyorlar muzur e Şimdi kulelerin hepsi bizim ziyaretlerin tepesine konmuş yasak ilan edilmiş. Şimdi bunun bakın bazen şu ürkekliği de yapıyoruz. Yani işi devletin, AKP'nin buradaki mülki amirlerin dışında tartışıyoruz. Demin siz bir şey söylediniz ya mesela o densiz vardı e, valiyi e, evet. hazır ilan eden. Bakın herkes evet. sosyal medyadan o kişiye saldırdı. Herkes ama onu lanetledi. Ya ama esası var. Şimdi esası var. Ama halen orada duruyor. Kendisi... Halen Dedek Başkan'ı, Halen Dedek Başkan'ı ya halen orada duruyor. Ya ama ama yani. hala. Dez, ama şey yakışmıyor ama devletin gücüyle orada duruyor adam. Ama bakın şudur. Diyorum ki çok net isim konmadı. Yani vali geldiği zaman vali sen nolatmazsın. Sen bizde düşkünsün. Sen artık valimiz değilsin. Şimdi sen bunu demediğin sürece tabii ki oradan faydalanacak, düşürecektir. Yani orada el pençe olacaksın. Alıs, el pençe olacaksın ama adamlar posta oturtacaklar neredeyse yani. Posta gelip posta Kesinlikle. oturtuyor. Dihannet yani, yani işler başkanından yani dişler başkandan işte neredeyse orada gelin Kur'an kursu açın işte güzel çocuklarımıza Kur'an öğrettin işte bir, yani öyle şeyler öyle bir öyle bir davranıyorlar ki yani ama ben şunu da görüyorum. Şurada da bir yanlışlık görüyorum. Sevgili vekilim özür dilerek söylüyorum. Evet, ben yok, burada dersimde, Dersim Dersim'deki halkın da Dersim'deki halk da bundan bu bundan suçludur. Bakın Dersim'de öldürülmüş canların, hakka yürümüş canların cenazelerini kaldırmayan bir cem evine ya sen ne demek ya? Nasıl sen hakka yürümüş bir canın cenazesini ben burada erkânını yapmıyorum diyebilecek güce sahipsin? Orada Dersim halkının o insanı tükürükle boğması gerekiyor. Sen hangi hakla bunu yapıyorsun? Ne demek ya? Evet. E, ya e, muhakkak kesinlikle. Ama şöyle bir şey var. E, yani ona bakarsanız bizim ocaklarımız da var, pirlerimiz de var. Anal, anaları bırakmadık da. Şimdi e, burası da sahip çıkmıyor ama. Yani benim cenazemi e, oraya bıraktırmayacak e, şeyi de kalmış. Yani ben benim yani. cenazem. Yani, yani, bir bütün olarak demin söyledi hepimize bir pay düşüyor hepimize. Mesela diyoruz ki ocaklarımız var bir sorun onda diyoruz ki ocaklarımızı toplayalım. Çok doğru bir şey söylediniz. Peki ya, benim ocaklarım benim bir cenazemi kaldıracak kimse yok ortada. Şimdi başka şeyde gelip de her şeyde söz kurma hakkı var. Hay hay baş göz üstüne bu tamam. Ama pekala cenazemi kaldıracak bir tane insanım yok. Ocak sahibim yok. Aynen hepimize inediyorum başta kendimizden başlattık. Demin onun için dedik. En son bu e, Munzur Özgür Aksın Meclisi bu süreci bakın bunlar sadece eleştiri olarak değil öneridir. Yani bizler seçilmişler e, emek ve demokrasi platon ve e, meclis. Bu sürece bütünüyle dahil olmalıyız. Dahil olurken de şurada inanıyorum hiç kimse tartışmaz. Ortak nedir? Kim eğer yanaşmıyorsa nedir? Dilimiz kültürümüz, inancımız, toplumsal ilişkimizdir. Şimdi buna hizmet edeceğiz. Şimdi bunun dışındaki her şey bozgu, bozmadır. bozmadı. Başka bir şeydir. Sonraki durumdur. Kendi siyasal faaliyetlerimiz şunlar, bunlar falan bunlar sonraki durumdur. Biz Dersim'deki dili, kültürü, inancı, bu toplumsal durumu kurtaramazsak şimdi neyin hedefesi kalacak? Hangi HDP'nin siyaseti kalacak? Hangi HDP'nin doğru siyaseti kalmış olacak? Siz istediğiniz kadar vekil seçilin. İstediğiniz kadar HDP adına millet şey belediye alın. Şimdi bu, bu toplumsal değerler gittikten sonra veya diğerleri sol sosyalist olsanız öbür olsun ne olacak bu elden gittikten sonra yani toplumun değerleri. Onun için diyorum en aciliyetli budur. Biz e, böyle bir çağrımızı yapıyoruz. Tez elden bir araya getirip demin nasıl demokrasi birliği dedik dem, Dersim içinde bir birlik bir, bütün diğer çağrımız da şudur. Dersime dair yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş birçok kurumumuz var. Bu dernektir, dernektir inisiyatiftir, dernektir, konfederasyondur, cemevleridir. Birçok var. Şimdi mesela bunlar hepsi de aynı şekilde sadece uzaktan bir sosyal medya üzerinde bir şeyle olmuyor. Bu dersinde niye böyle oluyor demeyle de kurtaramayız. Tabii dersimler için söyleyeyim yoksa bütün diğer dostlarımız için demiyorum. Dersime dair kurulmuş bütün dernekler. Yılda bir defa gelmeyle olmaz. Gelip bir söz kurmayla olmaz. Gidiyor elden. Yani evet. 350-400 tane cem evlerimiz var. Alevi kurumlarımız var. Yine diyorum dersime dayı. yoksa başka yörenin Alevi kurumları vardı. Cem, öyle haksızlık edemeyiz. Yani onlar buraya değil. Herkes kendi toprağına, kendi yerine. Buraya ilişkin herkes olan. Sahip e, herkes sahip çıkabilir. Kesin. E, onun için mesela bunlar da bundan sonra sadece mesela geçen gün bakın elden her şey gidiyor buradan her şey gidiyor. Bu kadar yolsuzluk varken çok sosyal medyadan bir şeyler takip ediyorum. o ee, Ovacık'ta bir ihaledir. Günlerdir. Bir ihale ya. Yani bir hazine arazisinin e, 3 milyondan 22 milyona kadar birinin üstüne arttırarak yani bak, başka yerde taciz var neler yaşanıyor ama bir bakıyorum derneklerimiz şunlar bunlar kim ne kadar fazla para verdi? Kim kimin üzerine daha fazla arttırdı? Ne kadar arsa aldık? Ne kadar ev yapacağız? Ovacın hepsinde ev yapsan ne olacak? Veya sen bir derneksin, bir siyasal oluşumsun. Yani dersin bunlar yaşanırken trilyonlarca parayı başka yere mi aktarmak gerekiyor. Bir ihale mi gündem olacak? Dersime dair kurumlarımız bir ihale için mi birine düşecek? Belediye ile dernek bir ihale için mi bu kadar karşı karşıya gelecek? Gözeler talan ediliyor şimdi yanı başında bunun için bir güç birliği, beraberlik değil, bir ihale, bir milyonlarca lira şeyler dönüyor. Nedir? Yine diyorum sabahtan beri söylediğimiz ya yakınır gideriz ama esası biziz. Biz bir döneceğiz kendimize. Evet. Yüzleşecek miyiz, toparlanacak mıyız neyse. Ama dedim en esası tüm tartışmalar eleştirileri bir kenara bırakarak farklılıklarımızı mutlaka bu üç tane birlik zaten var. Burada oluşmuş. Bunlar hepsi var. Bunlar buna dair tezelden çağrımızdır. Tezelden bir araya gelip buna ilişkin bir güçlü bir mücadele başlatmalıyız. Demin nasıl ki dedik ya kesintisiz sürekli ve birlikte mücadele Türkiye ve Kürdistan için önermişsek parti olarak aynı yöntemi Dersim için de öneriyoruz. Yani parti evet. olarak öneriyoruz. bir Ders Milletvekili olarak evet. değil evet. aynı zamanda örgütlemeden sorumlu genel başkan yardımcısıyım. Biz aynı yöntemi de buraya Dersim'e de aynı yöntemi öneriyoruz ve bunun öncü gücüz diyoruz. Nasıl ki demokrasi mücadelesinde e, öncü gücüz ama e, tümüyle e, tepe tepesi değil. Aynı şekilde Ders'imde de e, bunun öncü gücüz ama diğer bütün hepsiyle böyle bir ortaklaşma, evet. ortak mücadele yani, verme e, zorunluluğu var. Evet e, sevgili vekilim yaklaşık bir saat 45 dakika oldu. programı 15 dakika daha açtık. Yani bu hassas bir konu olduğu için özellikle üzerinde konuşmaya... Yok, yok yok bakmayın. Yok yok rica ederim. Yok özellikle üzerinde konuşmayı istedim. Özellikle dile getirmek istedik. E, tabii ki e, sadece dersimler değil bence. E, ben e, bütün demokratik e, kitle örgütlerinin, sol sosyalist e, CHP'sinden işte ne bileyim e, bütün partilerin e, burada yapılanlara karşı bir güç birliği yani hem burada dersinde yapılanlara hem Türkiye'de yapılan antidemokratik yasalara karşı hem gelecekte bu e, iktidarı devrebilmek için mutlaka mutlaka ortak hareket etmeli, etmeliyiz ve bu e, güç birliği bu güç de adını koyarak korkmayarak çekinmeyerek e, ortak hareket edebilmeliyiz yoksa e, iş 2023'te bu cebirî iktidar bir daha kazanırsa 2050 2023'ten sonra ya şeriatı getirecektir ya da e, ne bileyim Türkiye'deki bütün demokratik hakları e, fesh edip tek partili bir e, e, şey neyle ne yönetecek bilmiyorum artık ne ne getirirse e, yeni bir yönetim şekli uyduracaklar ne uyduracaklar bilmiyorum. Geç Türkiye'nin mitini getirdikleri, Türkiye'de insan haklarında getirdikleri yer ortada. E, evet e, son sözlerinizi alayım. E, programımızı kapatalım yavaş yavaş. yavaş. Evet. Ya e, biz e, size teşekkür ediyoruz. Çünkü e, en az da e, bağlı bulunduğunuz e, örgütlerine, Alevi Örgütlenmesi Avrupa'da ciddi bir güçtür. E, bu sadece toplumsal alanda değil, diplomatik alanda da ciddi bir güçtür, etkisi olan ve sadece bir ülkede değil. E, Avrupa'nın yaygın olarak e, inanıyoruz ki sınır aracılığınızda e, böyle sesimizi daha geniş e, bir yelpazeye de duyurmuş e, olduk veya böyle bir e, Alevi Örgütlenmesinin diasporadaki Alevi bu duyarlılığı ciddi bir katkıdır. Yani sadece moral değil, ciddi bir katkıdır. Bir diğeri biz demin bir şey söylediniz. Birlik çağrısı yaparken CHP de bunun içinde. Yani herkes bundan Hı. bir şekilde bir karşılığı var. Yani Dersim'deki her CHP'li kendini Alevi ifade eder. Kendini bu devrişin bir parçası ifade eder. E, itikadın bir ya e, ocağıdır ya talıbıdır, ya müsahibidir ya kıvrasıdır Yani siyasi farklılıkların dışında. Tabii ki onlara da çağrımız En başında şudur bütün CHP'lerin bir AKP karşıtlığı yok mudur? Var. O Tabii zaman ki. bu birliğe buradan dahil olabilir. bir AKP karşıtlığında diyoruz ki AKP politikasıdır ve buna karşı bir e, birlik e, o, onun için demi söyledik Böyle bir birlikte, böyle bir ortak mücadeleyle ile bunun içinde bunun zemini var, bunun morali var ama bir şey aydınlarımız, yazarlarımız, sanatçılarımız var. Bunlar da yine aynı şekilde. Yani bu halkın diliyle, bu halkın kültürüne, inancına temelinde değil mi kendisine sanat etmiştir, kendine dert etmiştir. Bununla kendini var etmiştir. Şimdi bir sanatçı da kılamını geçmişten aldığı ilhamla geçmişten aldığı acılarla e, inanıyorum ki e, sanatçıdır. E, ve onun için o zaman bunlar elden gidiyor. Demin söyledim birçok kurumuzu saydık. Bir bütün olarak herkes bunun içindedir. Ve bunlar da yine söylüyorum uzaktan değil elden giden uzaktan koruyamayız. E, bir zati burada yani bizim çok güçlü bir diasporamız da var. Türkiye'de gücümüz de var. Bunlar e, dönüşümlü olabilir, nöbet şeklinde olabilir. Kendi alanda e, buraya e, dönem dönem gelip tepkisini gösterme, açıklamalar yapma. E, şöyle söyleyeyim son olarak bu hem e, demokrasi e, programımıza dedik ya birçok yol yöntemle bunu yürüteceğiz toplantılar, çalıştaylar, konferanslar, yürüyüşler, mitingler, halk toplantıları en temel de halk toplantılarıdır. Yani aydınımız, yazarımız, çizerimiz, kurumlarımız gelip de buraya yerlesin demiyoruz. Ama gelip buradan her hafta herkes bir haftasını ayırıp halkı dolaşarak bilinçlendirmedir. Halka halkın yanında olmadır, moral olmadır. Ama en son olarak da bu işi kurtaracak demişsiniz, söylediğiniz, son sizin söylediğinizi bitireyim. Halkın kendisidir esası evet. halkın kendisidir. Bu halkın evet, kendisi evet. bir zati şöyle değil kurtarıcı beklemezsin. Değil mi? Biz kendimizi eleştirdik söyledik bu ayrı şeydir. Sakın şu yanılgılı olmasın. Halkın bizzati kendisi parti gelecek o gelecek şu hayır. Halkın bizzati kendisi kendi diline, kültürüne, inancına, evet. e, doğasına kendisi canı siparane evet. sahip çıkacak. Yani vekili de satabilir, Partisi de onu satabilir. Öbürü de ihanet edebilir. Öbürü de kaçkın olabilir. Olabilir. Yaşadık 38'de. Ama en son siz söylediniz çok doğruydun. Esası halkın kendisidir. Diğerler katı sonucudur. halkı, demokratik Teşekkür ediyorum ben. Tekrar, ben teşekkür ederim. Sizin oradaki tüm emekçilere, sizlere e, seyredenler, hepsine tekrar sevgi saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben de aynı şekilde evet, buradaki bütün halklara yani demokratik kitle örgütlerine dersinde yani biz CHP dedik CHP herhangi bir yanlış, yanlış anlaşılma olmasın CHP'nin başındaki kişi de dersimizdir ama önemli olan dersime dersimlere dersinde yaşananlara sahip çıkmak onu dile getirmek sorunların dile getirmektir. Biz de bunu amaçladık bugün e, Dersim'in sorunlarında sevgili e, Dersim Milletvekili, Dersim Etebe Milletvekili Ali Can dilimiz dönebildiği kadar dile getirmeye çalıştık. söylediği gibi sevgili vekilin bütün sanatçıların, bütün demokratik kitle örgütlerinin, Alevilerin bu kutsal mekanlarımızın olduğu Dersim'e sahip çıkmasını istiyoruz. Ma bak tenis olarak nazire kesinlikle mazonu tenis ne? Ee, ya, mama, ha, ha. E ya mači, hı, mıč waste ni zona rat ti va, ma Rena, Rena tek tek zona server çi vrazı bi de server. Roze, ha, rozek, rozek, rozek roze, 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 zona server azami. Rum ben o, rum evet, ben o. Evet, evet, evet değerli dostlar, eee dersimli biz kendi dilimizle de bir gün program yapmayı istiyoruz. Çünkü e, burada biz izleyen canlılarda dilimizden anlamayanlar olduğu için o, öyle bir şey yapmadık sorunlarımızı dile getirmek, herkese ulaştırmak anlamıyla. Evet e, yaklaşık iki saat oldu program. E, bizi dinlediniz, e, takip ettiniz. E, düşüncelerinizi yazdınız. E, ne yazık ki e, cevap, yani yazdıklarınıza, mesajlarınıza cevap veremedim. E, kusura bakmayın. E, yeniden e, bir konu bir konuk programında buluşmak üzere. E, bizi izlediğiniz için, bizi takip ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı, e, günler ve iyi akşamlar diliyorum. Sabah akşam seni kabul. İyi akşamlar. <laughs>